Ben özellikle tembih edeyim, bir daha döküm. Harbi ne demek? Evet. Yani aslında. Daha önce burada ne hikmetse bazı basın mensupları arkadaşlarımız tarafından üzerine çöp konteynerini çekilerek bir haber yapılmış. Manipüle edilmiş. Buraya çöp konteyneri zaten karşıda yeri olan bir şey. Ama buraya çöp konteyneri çekilmiş. Haberlere baktığınız zaman ne hikmet çöp konteyneri bomboştur. Bakın o fotoğraflara. Çöp konteyneri bomboş. Yanı başına bir teneke konuyor. Ve arka tarafına da bir karton kutusu konuyor. Yani böyle senaryolaştırılmış, yazılmış, çizilmiş gibi bir fotoğraf. Şimdi eğer o teneke oraya konmuyor, o çöp konteyneri niye boş? Boşsa o teneke çöp konteyneri niye atılmadı ve arkasında karton kutular niye atılmadı? Bu bir yani bulunduğumuz şehre, bulunduğumuz coğrafyaya zarar vermekten başka bir şey yok. Yani şu anda bizim arkadaşlarımız çalışıyor. İki üniversiteyi ben görevlendirdim burada. İki üniversitedeki arkadaşlarım fi sebilillah. Yani sırf İznik olması münasebetiyle çalışıyorlar. Ve hatta bir profesör hocamız şunu da dedi. Acaba dedi Senato Sarayı'nın olduğu yer burası mı? Ve bununla ilgili çalışmalar da var. Belki de Senato Sarayı'nın alanı burası. Çünkü Vatikan'daki fotoğraflara baktığınız zaman, İznik fotoğraflarına baktığınız zaman böyle sahili gören kaleye yakın bir yerde olarak gözüküyor Senato Sarayı. Belki de burası da olabilir diye böyle bir söylemleri de var. Yakın bir zamanda burada çalışmalar başlayacak. Şu an niye bu çalışmalar yapılamıyor? Çünkü bunun ucu şu gördüğünüz ahırın içerisine doğru gidiyor. Yani o zamanki araştırmalara göre 2 metre, 3 metre, 5 metre belki de daha ilerlere doğru gidiyor. Mozaiğin uzantıları çıkabilir. Ve onun için de burasını koruma altına aldılar. Burada bir kamulaştırma çalışması var mı başkanım? Kamulaştırma çalışması İznik Müze Müdürlüğü buranın kamulaştırılması ile ilgili Turizm Bakanlığı'na yazılarını yazdılar. Bunların cevaplarını bekliyorlar. Tabii üzeri ne zaman kapatıldı başkanım? Üzeri ne zaman kapatıldı? O 2014'te kapatıldı. Yani bu yeni bir şey değil. Yeni bir şeymiş gibi zaten verilmesi enteresan. 2014 yılında kanalizasyon çalışmaları yapılırken bulunuyor. Müze müdürlüğü tarafından koruma altına, özel malzemelerle koruma altına alınıyor. Ve bu yerin altına bekletiliyor. İznik'in tamamı öyle zaten. İznik'in tamamı altı, yerin altı tarihi eserlerle dolu. Burada yaşıyorum, evet. Çöp kovası burada mıydı, değil miydi? Çöp bidonunun olayı tamamen senaryo. Yani şimdi isim vererek de söylemek istemiyorum ama bu çöp bidonu 42 senedir belki de şurada duruyor ve buraya asla gelmedi. Bu bizim sokağımızın çöp bidonu. Bütün herkes buraya gelir ve herkes burayı zaten temiz tutar. O gün için buraya yazılmış olan bir senaryo. Kimin yaptığı, nasıl yaptığı. Gören komşu arkadaşlarımız da var. Bizatihi de görenler var ama yani bu bir senaryo. Böyle bir şey yok. Yani getirip buraya şeyi konulması falan bilerek yapılmış bir şey. Zaten bu bulunan şey eskiden beri. 3 metre altında ve ben burada bulunduğumda da buradaydım. Çıkarken de buradaydım. Karşı ev benim, bu taraf benim. Yani bu bir tamamen senaryo. Abi gündeme geldi. O oldu yani. Başka bir şey yok. Ve ya da meslektaşlarınızın içindeki çürük elmaların kendini gündeme getirme çabası diyebilirim. Yakın geçmişte yapılan altyapı çalışmaları esnasında, kanalizasyon çalışmaları esnasında mozaikin bir bölümünün bulunduğu yerdir. Milattan sonra takriben 3. yüzyıllara ait olan bu mozaik kalıntısı asfalt kenarında, yol kenarında olması hasebiyle korumaya alınmıştır. Ve devamı da doğu istikametinde özel mülkiyetli şahısların arazisine doğru kaymaktadır. Antik çağda önemli kişilerin, zengin kişilerin konakladığı, konakların bulunduğu mahal olarak düşünülmektedir. Ve o günkü şartlarda mevcut yeri, üzeri kumla, örtüyle, örtülmek suretiyle korumaya alınmıştır. Akabinde öğrendiğimiz kadarıyla bitişik kesimler istimlak edilmiş ve bu konuda gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Mozaiğin tümünün çıkarılması tabii bu prosedür işlemlerinin yapılmasından sonra olması mümkündür. Şu anki itibariyle görüldüğü gibi
daha önce 2014'te bulunduğu zamanki üstü örtüldüğü gibi tekrar bir babalarla korumaya alınmıştır. Ve talihsiz bir görüntü olarak çöp bidonunun her nasılsa burada olması bir rastlantı olduğunu ben sanmıyorum. Böyle bir şey zaten mümkün olamaz. Duyarlı vatandaşlar da herkes bunu kenara çeker. Ve görüldüğü gibi bidonun asıl yerine alındığı şeklinde getirilmiştir. Kasıtlı olarak yapılmış. Yıllardan beri bu mahallede büyüdük, doğduk. Burası kazılırken ben de buradaydım kendim şahsen. Yani böyle bir olay yoktu yani. Burada çöp bidonu kazılmış. Kazıldıktan sonra çöp bidonu bunun üstüne konmuş. Dünkü haberlerde de gördük zaten. Yani Sayın Osman Başkan'ın da demesine yani biri kasıtlı yapmış bunu. Ev ahşap tadilat yapacaktım. Yapamadık. Kullanamıyoruz. Kazı bölgesi ilan edildi. Sit alanı. Siz ne zaman öğrendiniz burada mozaik olduğunu? Kanalizasyon çalışmasında çıktı. Kaç sene önce abi? 2014'te herhalde. 2015 veyahut. Evin başka 2017. bölgelerinde var mı peki? Onu bilemiyoruz işte yani. Müze el koydu. Kazı bölgesi ilan etti. Sit alanına çevirdi. Birinci derece. Kullanmayacaksın dediler. Dedim ağaçlar var, 40 ağaç zeytin var, ne yapacağız? Geçeceksin karşıdan bakacaksın dedi. Sürmeyeceksin, kazmayacaksın. Dedim bana bir şey yapacak mısın? 20 santimin altına karışamazsın dediler. Kaldı öyle. Bunları mahkemeye verdiler, biz de mahkemeye verdik. Tarihi yapı hakkında bilginiz var mı? Hangi döneme ait ne var içinde? Mozaik çıktı. Daha başka ne var bilmiyoruz. Mozaikte kapattılar. Tahta şeylerle örttüler, battaniyeye sardılar, kapattılar. Kamulaştırma olmadı değil mi? Kamulaştırma bir parsel için uğraşıyorlar. Eksik para yatırdılar. Biz de temize gönderdik. Mozaiğin devamının olup olmadığını bilmiyorum ben. Devamı var denildi. Çıkartamadılar. Yani benim içeri girme yetkileri olmadığından ben de izin vermedim. Dut ağacından 1-2 bin liralık şey satıyordum. Dut satıyorduk, onu da yapamadık.